İpek Yolu Kalkınma Ajansı olarak 2000 metrekarelik bu alanda kanser hastalarının teşhis ve tedavisinde kullanılan ilaçların üretildiği ve Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bir tesis kuracağız. Toplam maliyeti 47 milyon TL olan bu yatırım ile Gaziantep ilimize yenilikçi, katma değerli, yüksek teknolojili, milli ve yerli üretim esasına dayanan ve nitelikli istihdam yaratan bir yatırım kazandıracağız. Burada üretilen ilaçlar bir yandan iç piyasaya arz edilirken diğer bir taraftan da Orta Doğu ülkeleri gibi hedef pazarlara ihraç edilecek. Bu proje ile Gaziantep ilimize yenilikçi, katma değeri yüksek, yüksek teknolojili, yerli ve milli üretim esasına dayanan ve nitelikli sistem yaratan bir yatırım kazandırmış olduk. Fizibilitemizde de çalıştığımız üzere bir takım farklı moleküllerden yola çıkarak bakır gibi, zirkonyum gibi moleküllerin üretimine odaklanmayı temel amaç edindik. Kendimiz bölgemizde yaklaşık 10 ila 12 ile hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla kendi rutin kullandığımız radyoaktif ilaçları da bu tesisten elde edeceğiz. Çok ciddi bir giderimiz vardı bu ilaçlar için dışarıya ödediğimiz. Bu giderlerden kurtulacağız. Bu giderler ve çevre illere de tedarik sağlayacağız. Ve sonrasındaki amaçta ürettiğimiz farklı molekülleri de Türkiye'deki diğer merkezlere ve mümkünse çevre komşu ülkelere sağlamayı planlıyoruz. Hedefler tuttuğunda planımız şu, yaklaşık yaptığımız tesise yatırım 3 ila 4 yılda amorti edecek kendisini. En büyük dezavantajımız mesela bu İstanbul'daki tesiste üretilip yola çıktığında uçağa verilip uçaktan elimize geçmesi, tesiste üretildikten sonra uçaktan elimize geçmesi yaklaşık 4-5 saati buluyordu. Şimdi kendi yanı başımız bu 4-5 saat ilacın yarı ömrü yaklaşık 110 dakika olduğunu dikkate alırsak 2 ya da 3 kere yarılanma zamanı demekte. Yani İstanbul'dan bana ilaç gönderilirken burada kullanacağım ilacın yaklaşık 3 misli yüklenip öyle gönderiliyordu. Tabii bu da ister istemez maliyetlere yansıtılıyordu. Bu maliyetlere artık Gaziantep'te üretildiğinde yansımayacak. Neden? Çünkü yanı başımızda üretilecek. 3'te 1'i kadar yüklenip gelecek. Bu da ciddi oranda maliyetlerimizi düşürecek. Tahminimiz bizim en az %200, %300 oranında gerek dozdan olsun, gerek maliyetten olsun bize avantaj sağlayacak. Bir pergelle çizdiğinizde yaklaşık ulaşılabilir nüfus 4-4,5 saatlik uçuş mesafesinde 1.8 milyar sayısında insana ulaşabiliyorsunuz. Bu da ciddi sağlık turizmimize katkı sağlayacak. Zaten sorunumuz şuydu, herkesin kullandığını kullanıp onunla ilgili yayınlar yapabiliyorduk. Şimdi hiç kimsenin elinde olmayanları elde edip kimsenin yapamadığı yazıları, kimsenin yapamadığı makaleleri dünya literatürüne sağlamak istiyoruz.